Herkese merhabalar tayfam şükür kavuşturana dün ne oldu biliyor musunuz ben videoyu çektim derse anlattım meğer mikrofonla tablet arasında bir bağlantı sıkıntısı olduğu için video sessiz oldu o yüzden videoyu bugün atıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun merkür gerilemesi de gitti ama hala bir böyle teknolojik aletlerle ilgili <laughs> sıkıntı yaşıyoruz gençler tayfam Güzel insanlar bakın 3 tane soru tipinden bahsedeceğiz. ÖSYM bu 3 soru tipine bayılır. Cümle yorumu inanılmaz önemli cümle yorumu. Niye cümle yorumu önemli? Cümleyi muhakeme etme becerin iyiyse cümle analizinde rahat edersin. İki cümleyi birleştirmede rahat edersin. Paragrafta seçenekleri elemede anlamlandırmada rahat edersin. Çünkü paragrafta seçeneklerde neler var? Uzun uzun cümleler var. Bizim onları hızlı hızlı ana düşüncelerini konuya bakış açılarını muhakeme etmemiz gerekiyor. Bu anlamda bu bölüm çok önemli. Hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Bunu hep söylüyorum size. İki cümleyi birleştirmede ise yeni nesil soru tipine gireceğiz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım bir başlayalım. Cümlenin yorumu diyoruz. Cümlenin konusu. Konusu nedir? Öz, içerik, muhteva dediğimiz şey. Yani bu cümlede neyden bahsediliyor sorusunun cevabı. Bir cümlenin konusunu özetleyebilmek, doğru tespit edebilmek her şeyde işimize yarayacak. Paragraf sorularında bakın çalışırken göreceksiniz çok işimize yarayacak. İnsan yedisinde neyse yetmişinde odur cümlesinde. Ne anlatılıyor? Buradaki konu ne? Alışkanlık konusu. Sanatçımız son romanını bu sene yayınmadı. Buradaki konu ne? Bu cümlenin konusu ne? Sanatçının romanını yayımlaması. Cümlede ana düşünce yine çok can alıcı noktadır. Hatırlıyor musunuz? Ben size cümlede vurguda bir şeyden bahsettim. Cümlede vurgu paragrafta bütün taktiklerde can alıcı noktamızdır dedik. Cümlede vurgu genellikle nerede olur? Yüklemde ya da yüklemden önceki söz gruplarında. Tabii ki de istisnalar vardı. Onlara da dikkat edelim. Bir cümlenin ana düşüncesi. O cümlede anlatılmak istenen şey verilmek istenen mesajdır. Sana söylemek istediği şeydir. Bu bizim için çok önemli. Şair geleneğin sürüp giden hazır düşünme kalıplarını parçaladığı zaman gerçek parıltıyı yani iyi şiiri elde edebilir. Bu cümlede bir koşul ilişkisi var. İyi şiiri elde edebilmeyi neye bağlamış? Hazır düşünme kalıplarını parçalamaya bağlamış. Bu cümlede anlatılmak istenen nedir? Yani iyi şiiri elde etmenin neye bağlı olduğudur aslında. Geleneğin sürüp giden hazır düşünme kalıplarını parçaladığı zaman yani alışılmışın dışına çıktığı zaman ve gerçek parıltı iyi şiir demiş. Gerçek parıltı iyi şiir. Yani nitelikli şiir, başarılı şiir, kaliteli şiir, gerçek şiir olarak inecek seçeneklere. Bir şair için nitelikli ürünler ortaya koymanın yolu alışılmışın dışına çıkmaktır. Bak o cümleyi ne yaptık? farklı bir şekilde söyledik. Gerçek şiir, iyi şiir, hazır düşünme kalıplarını parçaladığı zaman bunlar ne oldu? Bu şekle dönüştü. Lütfen cümlelerde birbirine yakın anlamlı ifadelere dikkat edin. Devam edelim soru köklerinde karşımıza eş anlamlı özdeş cümle ifadesi çıkar der ki yukarıdaki cümlede yukarıdaki cümlenin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir hangileri birbirle eş anlamlı cümledir ya da hangileri birbiriyle yakın anlamlı cümlelerdir diye sorar sevdiği bir soru köküdür bu bizim işimize çok yarar paragrafta seçenek elemede biz bunlara çok dikkat edeceğiz eş anlamlı özdeş cümle ne demek bakın eş anlamlı özdeş cümlelerde Anlatılmak istenen düşünce, yani ana düşünce aynı olacak. Aynı şeyi söylemek istiyor olacak. Farklı sözcükler kullanılsa da aynı mesajı veren cümlelerdir. Bir önceki çalışmada ne dedik? Şimdi i̇şte nitelikli şiir şöyle indi. Alışılmış kalıpların dışına çıkan, ne yaptık anlatılmak istenen düşünceyi bulurken? Resmen cümleyi çevirdik. Onlar neydi? Özdeş cümleydi. Çünkü anlatılmak istenen ana düşüncesi aynıydı. Peki yakın anlamlı cümleler aynı anlam doğrultusunda olan cümlelerdir. Buraya dikkat et. Burada birebir ana düşünce aynı olacak diye bir şey yok. Aynı anlam doğrultusunda olacak. Bir konuyu ele alış şekilleri, konuya bakış açıları benzer olacak. Mesela elmadan bahsediyor. İkisi de elmanın suyundan bahsedecek. Biri elmanın suyundan, diğeri elmanın faydalarından bahsediyorsa bunlar yakın anlamda olmaz. Anla aynı anlam doğrultusunda olmaz. İkisi de elmanın suyu diyorsa tamam. İkisi de elmanın faydaları diyorsa tamam. Yakın anlamlı cümle Evet yakın anlamlı cümlelere bir çalışalım bakalım biraz muhakeme becerimizi geliştirelim. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik ama ama... 100 yıl sonrasını düşünüyorsan halka et yani geleceğe düşünüyorsan eğitime önem ver gibi bir şey söyledi. Peki şu cümleye bakalım. Geleceğini düşünen bir ulus eğitime yatırım yapar. Bu iki cümle yakın anlamlı. İkisinde de geleceğini düşünen ulusların, milletlerin eğitime yatırım yapması gerektiği söyleniyor. Peki yaşamak karanlık geceye rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir. Burada yaşamanın tanımı yapılmış yani bütün zorluklara rağmen sanki güneşi çizebilmektir. Yani böyle hayata tutunabilmektir gibi bir şey söylüyor. Burada öne sürülen düşünceye en yakın anlam sorulmuş mesela. En zor anlarda bile umudunu kaybetmeyen insan yaşıyor demektir. En zor anlarda bile umudunu kaybetmeyen insan yaşıyor demektir. Yani yaşamak budur diyor sana. Bunlar önemli. Devam edelim biraz çalışmaya. Fikirlerini hiç değiştirmeyenler gerçeklerden çok kendilerini sevenlerdir. Burada fikirlerini hiç değiştirmeyen insanların gerçeklerden çok kendini sevdiğini yani bencil insanları olduğunu söylüyor bu cümlede. Peki yakın anlamlı bir cümle nasıl oluyormuş? Sadece kendi bildiklerini doğru sananlar aslında bencildirler. Bencildirler buradaki şey aynı şey aynı doğrultuda. İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için yazardır. Aslında burada ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğinin önemli olduğunu söylüyor. Anlatılmak istenen nedir? Yazar ne anlatacağından çok nasıl anlatacağını bilen kişidir. Bir anlatım şekli yazarı yazar yapar diyor burada. İkisi de aynı doğrultuda. Bir başka cümle eleştirmen iyi kötü ayrımına girmeden ders vermeyecek yalnızca yapıtı aydınlığa kavuşturacaktır. Bu cümlede eleştirmenin ne yapacağını söylüyor. Ders vermeyecek diyor. Sadece yapıtı aydınlığa çıkarsın diyor. Peki ikinci cümlede ne diyor? Eleştirmenin yapması gereken Bak burada da eleştirmenin ne yaptığını söylüyordu. Eleştirmenin yapması gereken okura bilgiçlik taslamak değil, yani ders vermek değil, yapıtın gizli yönlerini göstermektir. Yani yapıtı aydınlığa kavuşturmaktır, gizli yönlerini göstermektir. Bu iki cümle aynı doğrultuda gitmiş. İkisi de elmanın suyu diyor bana. Peki bakalım. Çağından sorumlu olan sanatçı. Bu cümlede bahsedilen şey çağından sorumlu olan bir sanatçı. Gerçeği dile getirmekle yetinmez. Aynı zamanda onu bakış çok önemli. Aynı zamanda ne yapmalıymış? Onu yeniden biçimlendirme amacı gütmeliymiş. Çağından sorumlu olan bir sanatçının ne yapması gerektiğini söylüyor. Toplumcu dünya görüşünü benimseyen sanat yani çağından sorumlu olan sanatçı. Aynı yönde gidiyor. Dünyanın değişebileceğini göstermeli, değişmesine yardım etmelidir. Yani yeniden biçimlendirme amacı gütmelidir. Devam tayfam devam, bunlar çok önemli. Bir aydının görevi düşünmektir. Sınır koymadan, koydurmadan düşünmek. Bu cümlede aydının görevinin ne olduğunu söylüyor, artı bir de nasıl yapılması gerektiğini söylüyor. Peki ikinci cümleye gel. Aydın kendisi ya da başkaları tarafından belirlenen kalıplar içinde düşünüyorsa düşünmekten bahsetti. Görevini yapmadığını bilmelidir yine görevden bahsetti. İkisinde de aynı şeyi söylüyor. İkisinde de diyor ki görevini şu şekilde yapacak diyor. Sınır koymadan, koydurmadan yapacak. Yani başkaları tarafından belirlenen kalıplar içinde düşünmeyecek diyor. Peki, kişilik ve iyi niyet yeterli olsaydı dünya birinci sınıf yazarlardan geçilmezdi. Bununla anlatılmak istenenle yakınlık kuran bir cümle oluşturmam isteniyor. İyi bir insan, iyi sanatçı olur yargısı doğru değildir. Değil mi? Bu cümleye göre bu cümle yanlış bir yargı olur. Yakınlık olmayan diyecekmişiz biz burada o zaman. Olmayan. Evet. Bazen böyle olumsuz soru kökü de çıkar karşımıza. Yeterli zamanım yok deme. Einstein ve Leonardo da Vinci'nin de günleri 24 saatti. Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce ne olabilir? Zamanın iyi değerlendirmesi gerektiği. Yahya Kemal şiir düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır der. Şiirin tanımı yapılmış burada. Nasıl bir tanım yapılmış? Düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır diye bir tanım yapılmış. Burada anlatılmak istenen düşünce ne olabilir? Şiir. Düşüncenin duyguların öz suyuyla eritilmesiyle oluşur. Aynı şeyi anlatmak istiyor. Anlatmak istediği şey direkt bu yani. Evet, tayfam yeni nesil soru tarzı. Önemli bir soru tarzı. Muhakeme becerisi isteyen bir soru tarzı. İki cümleyi veya parçayı birleştirme. Şimdi bakın burada bizde ölçtüğü şey muhakeme becerisi. Buna lütfen dikkat edin. Cümle yorumu çok önemli burada. Cümleyi doğru yorumlayabilmek bu sorularda, verilen parçalarda ve cümlelerde yüklemlere çok dikkat edeceğiz. Cümlelerin ana düşüncesi ve konuları net belirlenecek. Konuya bakış açılarına çok dikkat edeceğiz. Aynı mı? Hangi yönde birleşiyor bakış açısı? Bağlaçlar özellikle anlam yönünü değiştiren bağlaçlar. Ama fakat lakin ancak çünkü gibi benzer söz gruplarına dikkat edeceğiz. Onların altını bir çizeceğiz. Hangi noktada birleşiyor bu verilen parçalar ya da cümleler? Olumluluk olumsuzluk durumlarına dikkat edeceğiz. Hadi o zaman bir çözelim bakalım. Evet, Tayfam biraz ağır girdim, zor bir soru tipiyle girdik. Bakın, çünkü bu sorularla ilgili sorular çok kolay gelmeyecek. Soru çözüm kampında zaten canınıza okuyacağım Tayfam, haberiniz olsun. Böyle uzun uzun parçalarda muhakimemizi, seçeneklerdeki muhakeme becerimizi geliştireceğiz. Bunlarla da yine çok uğraşacağız orada. Bak şimdi bu soru tipinde nasıl olacak? Şimdi bir parça vermiş burada, tamam. Şurada da ikinci parça başlıyor şuradan itibaren. Ne diyor bana? Bu iki metinde ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? İkisini anlam olarak birleştirmemi istiyor. Peki o zaman bir okuyalım. Beynimizde duygularımızı kontrol eden amigdala adında bir bölge bulunmaktadır. Şimdi amigdala'dan boş yere bahsetmedi. Demek ki bu önemli. Yapılan bilimsel araştırmalar beynin korku tepkilerinden de sorumlu olan bu bölgenin bazı kimyasal dengesizlikler ve hızlı aktivite sebebiyle sosyal korku gelişimini tetiklediğini ileri sürmektedir. Bak ne dedi? Yapılan bilimsel araştırmalardan bahsetti. Böyle cümleler önemlidir. Bir şeyi ileri sürmüş. Neyi ileri sürmüş? Sosyal korku gelişimini tetiklediğini. Buna dikkat edin. Ancak kimyasal değişiklikler kendiliğinden olmaz diye de devam etmiş. Gelelim diğer parçaya. Sosyal korkuya sahip olan insanlar. Bak yine bir sosyal korkudan falan bahsettik. Çevrelerindeki insanların davranışlarını gözlemleme yoluyla ve olumsuz bir takım deneyimlerden etkilenerek bu korkuyu edinirler. Konumuz, mevzumuz güzel gidiyor. Özellikle aile ve okul çevresinde yaşanan olumsuz deneyimler travmatik etki oluşturmaktadır. Şimdi bir gel seçeneklere gidelim. Aile ve çevre faktörü sosyal korku hususunda bireye yarar sağlamaktan ziyade zarar vermekte bireyin ruh hali detaylıca düşünülmemektedir. Şimdi burada bir dur seni uyaracağım. Bu sorularda çeldirici seçenekler nasıl gelecek? Bak. Çeldirici nasıl gelir biliyor musun? Sadece bu parçayla ilgili bir seçenek verebilir. Ya da sadece şuradaki parçayla ilgili bir seçenek verebilir. Beni sadece tek bir parçayla ilgili seçenek ilgilendirmiyor. Tek bir anlamı ilgilendirmiyor. Benim aradığım şey şu. İki parçadaki anlamın birleşmiş hali. Birindeki yeterli değil. O yüzden bunu çizdim. B'ye geldim. Bireyin yaşadığı olumsuz tüm deneyimler onu sosyal korkulara sürüklemekte. Tamam iyi gidiyor. Birey hayatı boyunca travmaların sebep olduğu korkuların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Hayda burada cozuttu. Böyle bir şey yok. C'ye geldim. Beyindeki bazı bölgeler kişinin ruhsal dünyasını kontrol etmektedir. Bir kere ruhsal dünyayı kontrol etmek falan demedi. Bu doldurma bir seçenekmiş gitti. Yapılan araştırmalara göre bak Yapılan araştırmalar gördün mü? Yapılan araştırmalara göre beynin korku tepkilerinden sorumlu olan amigdala bölgesi çok güzel gidiyor yukarıyla. Aile ve okul çevresinde yaşanan olumsuz deneyimlerin travmatik etkisiyle aile ve okul çevresinde yaşanan olumsuz deneyimlerin travmatik etkisiyle gördün mü yukarıda? Kimyasal dengesizlikler yukarıda gördün mü kimyasal dengesizlikleri ve hızlı aktivite yaşamakta bu da sosyal korku gelişimini tetiklemektedir. Neydi burada vurgu? Sosyal korku gelişiminin tetiklenmesiydi. Aslında bu yukarıda şu çok önemliydi. Yapılan birisi bilimsel araştırmaların neyi ileri sürdüğü çok önemliydi. Evet, o zaman D dedik. İçimiz rahat bir şekilde geçtik. Evet, bazen de şöyle sorular gelecek karşımıza. Bu iki metinden çıkarılacak ortak sonuç hangisidir diyor. Şimdi ben bu metni okuduğum zaman buradan nasıl bir sonuca varabilirim? İkisinin söylediklerinden ortak bir sonuç ne çıkar? Bakalım. Stresi azaltan yiyecekler dendiğinde aklınıza gelen şeylerden birinin çikolata olduğuna eminiz. Haksız da sayılmazsınız. Çikolata serotonin yani mutluluk hormonu salgısını artıran bir besin ve yapılan araştırma sonuçlarına bakacak olursak çikolatanın rahatlıkla stresi azalttığını söyleyebiliriz. Tamam çikolatanın stresi azalttığını söyleyebiliriz demiş. Diğerine geliyorum. Yaz mevsiminin en leziz meyvelerinden çilek stres düşmanı meyvelerin başında gelir içerdiği bol miktarda C vitamini ile salgı bezlerinin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede stresin kontrol altına alınmasını sağlar. Çilek de bayağı bangır 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 daha faydalı olur. Kontrol altına alınmasını sağlar. Daha sağlıklı sağlıklı çalışmasına yardımcı olur diye daha net bilgiler sundu. Daha güçlü geldi bana. Bakalım seçeneklere. Çikolata stres engelleyen engelleyen besinlerin başına gelmektedir. Hiç alakası yok. Öyle bir şey çıkmıyor. Çilek içerdiği C vitamini sayesinde çikolatadan daha faydalıdır gibi bir sonuca gidilir tayfa. Peki diğer seçeneklere gel. Yiyeceklerin bazılarının stres düşmanı olduğu bilinmektedir. Şimdi Burada yiyeceklerin bazılarının stres düşmanı olduğu bilinmektedir diye bir sonuca gidebilir miyim? Tek tek bakacak olursan gidebilirsin. Ya tek tek bakmayacaksın bunlarda. Buna lütfen dikkat edin. İkisini birleştireceksin. Yaz mevsimi yerinden stres önleyici meyveler sayesinde daha az stresle geçmektedir. Ya geç bunu. Çok doldurma bir seçenek olmuş. Tek bu cümleye hitap ediyor. Yiyeceklerin sadece stres önleyici özellikleri yoktur demiş. Bu zaten tamamen doldurma bir seçenek. Bu sorularda tekrar söylüyorum. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Çeldirici şöyle gelir karşınıza. Sadece bu cümleyle ilgili bir şey söyler. O sana a yukarıda vardı diye doğru gelir. Ya da sadece bu cümleyle ilgili bir şey söyler. A bundan bahsediyor da doğru dersin. Aman dikkat. İkisinden bir yola çıkacağım. İkisinden. Bir başka güzel soru daha. Bu iki metinde ifade edilenlerin anlamca birleştirilmiş hali hangisidir diyor. Bakalım soruya. Eğer hayat her zaman ne olduğunu bilerek sizin kontrolünüz altında tuttuğunuz bir yer haline gelirse... Sıkılırsanız adım atmadığınız sürece başka güzel ve iyi insanların ya da sizi daha mutlu edebilecek kendinizi daha ait hissedeceğiniz yerler olduğunu bilemezsiniz. Şimdi bu cümlede diyor ki eğer kontrol altında tutarsan sürekli hayatı yani ne olduğunu bilerek yaşarsan sıkılırsın ve birçok güzellikten mahrum kalırsın gibi bir şey söylüyor. Diğerine gelelim siz artık saklandığınız ve kendinizi koruduğunuzu zannederek değişimden kaçtığınız kabuğunuzdan çıkıp yeni tanışmalara ve keşiflere kucak açın. Çünkü bu hayatta keşfedilecek daha çok fazla şey var. Burada da artık bir öneriye geçmiş. Şöyle şöyle yapın. Çıkın o kabuğunuzdan diyor. Kucak açın yeni şeylere diyor. Çünkü bu hayatta keşfedilecek çok fazla şey var diyor. Öneriye geçti. Şimdi yukarıdaki anlamla Aşağıdaki öneriyi birleştirmemiz deniyor. Peki bakalım o zaman. Hayat sizi bekleyen nice sürpriz olaylarla yüreğini size açacak. Nice güzel insanlar gebeyken dışarıya çıkmalı ve hayata katılmalısınız. Ya tamam güzel öneriler yukarıdakilere benziyor. Kontrol altında tutan bir hayat gün geçtikçe insanın görünmez duvarlarını örer. Ve insan bu duvarlar arasında gün geçtikçe yok olup gider. Ya yok öyle yok olup gitmek falan da demedi böyle bir. Kesin yargılara da varmadı. Hayatı ve hayatın sunduğu imkanları koşulsuz kabul etmek yerine Vallahi hiç koşulsuz kabulden bahsedilmiyor. Peki D'ye bakalım. Kontrol altında tuttuğunuz hayat. Yukarıda ne diyordu? Kontrol altında tuttuğunuz hayat diyordu. Bir süre sonra size sıkıcı gelebilir. Bak buraya dikkat et. Yukarıya dikkat et. Gelirse sıkılırsınız diyordu. Bir süre sonra size sıkıcı gelebilir. Ve siz herhangi bir girişimde bulunmayıp o kabuğunuzdan çıkmazsanız, kendinizi saklarsanız yeni insanlardan, yeni mekanlardan kısacası hayatın keşfedecek tüm yönlerinden mahrum kalırsınız. Kelimelerin benzerliğine dikkat et tayfam. Gelelim şu cümle analizi sorularına cümle analiz sorularında numaralanmış cümleler verilecek. Bu soruları bana niye soruyor? ÖSYM'nin amacı ne? Zaman kaybettirmek. Bir. İkincisi ince anlam ayrıntılarıyla farklılıklarıyla çeldirip size yanlış seçeneği işaretlettirmek. Bu soru tipinde şimdiye kadar gördüğünüz bütün konulardan sorumlusunuz arkadaşlar. Sana her şeyi sorabilir bu soru tipinde. Bütün konuların aynı soru içinde Seçeneklerde tek tek sorulabildiği soru tarzıdır. Numaralanmış cümlelerden oluşan bir parça verilecek. Bu cümlelerin taşıdığı anlam özellikleri seçeneklerde sıralanacak. Ne yapacağız biz? Önce seçeneği okuyacağız. Sonra çıkacağız. Yukarıdaki cümleyi kontrol edeceğiz. O anlam özelliği var mı? Yok mu? Diye bakacağız. O zaman bir çalışalım bu soru tipi üzerinde. Haydi o zaman bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede tanımlama yapılmıştır diyor. Hemen bakıyorum yukarıya. Son zamanlarda sık kullanılan madenlerden biri de germanyumdur. Ne tanımı yahu? Bu bir tanım falan değil. A seçeneği o zaman. Diğer seçenekleri de kontrol edelim mi? İkinci cümlede aşamalı bir durumdan söz edilmiştir diyor aşamalı durum gittikçe tamam bu doğru. Üçüncü cümlede öznelik söz konusudur diyor. Bakıyorum oldukça zor yorucu bir iş. Bu sana göre öyle bana göre öyle değil. C de doğruymuş. D'ye geldim. Önceki cümleye bağlı gerekçe açıklanmıştır diyor. Çünkü ile başlıyor. Bu da doğru. Altıncı cümlede nesnel bir yargıya yer verilmiştir diyor. Bakalım bugün germanyum bitkilerden düşük verimle alınabiliyor. Ancak araştırmacılar verim artırmanın yollarını araştırıyor. Evet nesnel bir yargı ispatlanabilir bir yargı. O zaman cevabımız A seçeneğiydi. Bir başka soru Sevim Buran konu edildiği bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor yine bana burada da anlam özellikleri verilmiş. Bak birinci de farklı yazınsal türlerde eserleri olduğu sezdirilmiştir. Bak bu çok çıkar karşınıza şöyle şöyle olduğu sezdirilmiştir gibi. Bakalım tiyatro roman anı ve mektup gibi türlerde eserleri bulunan Zeliha Sevim o zaman Farklı yazınsal türlerde eserler olduğu sezdirilmiş. Tamam bu doğru. İkinci de bütün kitaplarını kendi bastırdığı açıklanmıştır. Bakalım hiçbir edebi akım içinde yer almayan sanatçı kendi çizgisinde yürümeye çalışmıştır. Hayır bütün kitaplarını kendi bastırdığı açıklanmamış. Burada öyle bir şey yok. 3'e bakalım. Özgün bir söylemin peşinde olduğu ifade edilmiştir. Bakalım. Daima kendi üslubunu oturtmaya çalışan. O zaman özgün bir söylemin peşindedir. C de doğru. 4'te Öykü alanındaki kitabının yayınlandığı yıl açıklanmıştır diyor. İlk öykü kitabı 1965'te diyor. Bu da doğru. 5. de öykü türündeki eserlerinde farklı arayışlar içinde olduğu belirtilmiştir. O öyküde sıradanlıktan uzak alabildiğine görsel ve yorum açık bir yol izlemiştir. Yani farklı araçlar içerisinde olmuştur öyküde. E de doğru zaten B demiştik. Bugünkü dersimizin son sorusu. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci de karşılaştırma diyor. Daha büyük o zaman A doğru. İkinci de sayısal verilerden yararlanmıştır diyor. 18 milyon 300 bin civarında bu da doğru. Üçüncüde izlenime yer verilmiştir diyor. Adeta ifadesi bizim için güzel bir ipucuydu ama cümleyi kontrol edeceğiz. Toprağın yeşiliyle denizin mavisi adeta koyun koyuna ama ülkenin iç kısımları uçsuz bucaksız çöllerle kaplı. İzlenimde ne olması gerekiyordu? Görüntü yani şurası artı görüntünün kişide bıraktığı etki. Bu adeta, sanki, benzetme ifadeleri de izlenimle ilgili çok tatlı anahtar ifadelerdi. Bu da doğru. Dörtte bir hayıflanma söz konusudur diyor. Dolayısıyla Avustralya'nın doğusundan batısına gitmek istediğiniz mi yolunuz kum çöllerinden geçecektir. E ne yapalım? Ne hayıflanmıyoruz ki burada? Hayıflanma nedir? Kişinin kendi yaptığı ya da yapmadığı şeylerden duyduğu pişmanlıktır. Ah keşke şöyle yapmasaydım. Ah keşke böyle yapsaydım. Ya da şöyle. Nerede o eski bayramlar, nerede o eski dostlar gibi ifadeler hayıflanma. Adam burada da gayet normal bir şey söylemiş. Bu hayıflanma değil. Beşten esnel bir yargı verilmiştir diyor. Bakalım bu çöllerde ülkenin yerli halkı, abor, halkı olan aborjinler yaşıyor. Evet ispatlayabilirim sana bunu. Bu da doğru. O zaman cevap denizli. Tayfam. Üç önemli soru tipiydi. Soru kampımızda, soru çözü kampımızda. Bununla ilgili zaten deliler gibi soru çözeceğiz. Lütfen. Tekrar tekrar dinleyin. Nelere dikkat etmemiz gerektiği şöyle kafanıza iyice yerleşsin. Bundan önceki derslere de şu ÖSYM'in Türkçesi serisini lütfen tekrar tekrar dinleyin. Not alarak dinleyin. Hani soruyorsunuz hocam video ders notları var mı? Yepyeni bir soru bankamız gelecek. İçinde aradığınız her şey olacak. Ve o soru bankasıyla da de böyle deliler gibi bir soru çözüm kampı yapacağız. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Ha bu arada Paragraf kampı ile ilgili sürpriz video çok yakında geliyor. Siz yeter ki şöyle seminin Türkçesini iyice bir kafanıza oturtun tayfam. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.